efendim, Samsun Nabzı'ndan iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Samsun Nabzı'nın birinci bölümünde 10 Ekim Ankara katliamını konuşacağız. Konuklarımız bu mitingin, barış mitinginin çağrıcıları Adnan Korkmaz, TUMOP İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, aynı zamanda Makbule Efe Baysal konuğumuz olacak. O da insanlık aktivisti, öyle söyleyelim. Hoş geldiniz programımıza arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhabalar, teşekkür ederiz. Şimdi bu insanlık dışı saldırıyı konuşacağız ama ülkenin gündeminde biliyorsunuz terör var, şiddet var. 1 Kasım'a doğru gidilen bir süreci yaşıyoruz ama toplumsal gerginlik had safhada, dış politikada ortaya çıkan riskler yine masanın üzerinde duruyor. Bunun dışında bazı medya organlarına yönelik saldırılar, gazetecilere yönelik saldırılar var. Aynı zamanda da 1 Kasım'ı görmeye çalışıyoruz. Bunları konuşmak istiyoruz. Bunların içerisinde 10 Ekim'i nereye koyacağız? Buradan başlayalım istiyorum. Ben merak ediyorum. Bu mitingin çağrıcılarından birisi olarak bu miting fikri nasıl oluşmuştu? Çağrıcılar olarak neleri söyleyerek bu mitinge insanlara davet etmiştiniz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bizi buraya çağırdınız ve bize söz verdiğiniz için hem size hem de Haberaks ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii burada özellikle 10 Ekim Cumartesi günü ve daha öncesiki saldırıda hayatını yitirmiş tüm yurttaşlarımıza, yine son dönemlerde hayatını yitirmiş tüm şehitlerimize, askerlerimize, sivillerimize, gençlerimizin hepsine başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine yaralı yurttaşlarımız hepsine acil şifalar diliyorum. Evet, bizler bahsettiğiniz gibi 10 Ekim Cumartesi günü Türk Mühendis Memurlar Birliği, Kamu Emekçiliği Sendikası, Devrimcisi Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği olarak barış, eşitlik, kardeşlik ve insan hakları, hukuk kuralları çerçevesinde bu güzel yurdumuzun tüm insanlarını kapsayan kurumlar olarak artık yeter dedik. Neye yeter dedik? Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra akan kanlar dursun istedik. Surucun, Diyarbakır'ın faillerinin bulunmasını istedik. Her gün şehit haberleri, sivil haberleri, genç ölümleri duyar olduk. Her sabah hepimiz kalktığımızda, muhtemelen sizler de hepimiz sabah kalktığımızda acaba bugün ne kadar daha insanımız öldü diye hayatını kaybetti. Evet, televizyonlar açmaya başladık. Biz çocuklarımız ölmesin istedik. Biz bunları isterken ama bir taraftan da baktık ülkemizde bu ölen insanların üzerinden cenaze töreni başarılı organizasyon yapın diye siyasetçilerimiz gördük. Evladını kaybeden insanların cenazesine maalesef basın eşliğinde şov yapar gibi gider siyasetçileri gördük. Biz burada bu ortamda ne yapmadık? Biz sivil toplum örgütleri olarak, biz 4 meslek grubu olarak üzerimize düşen artık bu savaş bitsin, bu ölümler bitsin, barış istiyoruz. Emek ve demokrasinin yanındayız. Eşitlikçi, herkesi kucaklayan bir yapını istedik. Biz sadece insanların ölmesini istedik. Bu maalesef bu insanın ölmesin diyenlere farklı gözle bakılmaya başladı. Biz sadece 10 Ekim değil, yani Suruç'ta insanlar öldürüldü. 32 tane gencecik insanımız öldürüldü. Bu insanların suçu neydi? Sizlere soruyorum. Tüm kamuoyuna soruyorum. Bu insanların suçu neydi? Buradaki gencecik insanlar ne istediler? Ve o gencecik insanların hepimiz gördük çantalarında sadece oyuncaklar çıktı. Sadece oyuncaklar çıktı. Ya arkadaşlar bırakın silah, bir çakı dahi çıkmadı. Ankara'ya gittik. Biz bu 4 meslek odası olarak, sendikalar olarak, mensur odası olarak tüm toplumu çağırdık bu mitinge. Hiç kimse ayırmadık. Biz 7 Ekim'de Ankara'da merkezlerimiz bir basın açıklaması yaparak toplumun tüm kesimlerini barış mitingine çağırdık. Amacımız insanlar ölmesin. Biz meslek odası, özellikle Türk Mühendis Mimarlar Odası Birliği, biz 450 bin aşan bir üyemiz var. İçimizde farklı siyasi görüşlerde, farklı mezheplerde, farklı dinlerde insanlar var. Biz siyaset üstü bir kurumuz ama hepimizin ortak bir noktası var. İnsanlar ölmesin. Biz bunu istedik. Biz insanlar ölmesin diye oraya gittik. Ama maalesef tüm Türkiye'nin gözler önünde hepimiz
izledik ve yaşadık. Beraber yaşadık arkadaşımızla. Gerçekten hala onun etkisi altındayız. Hani o süreci de anlatacağız. Burada, evet, oraya da gideceğiz. Oraya gideceğiz. Hani, oradan o gün neler yaşandı bunları da... Biz şöyle söyleyeyim. 7 Ekim'de bu basın açıklamasını yaptıktan sonra Ankara'da merkezlerimiz Türkiye'nin dört bir yanından. Samsun'dan biz 7 otobüs, 320-330 kişi civarında Samsun'a hareket ettik. Ben hani Samsun'un TMOB İKK sekreteri olarak Türkiye genelinde 41 ildeki il koordinasyon kurulu sekreteriyle bir yazışma ortamımız da var. Gerçekten bu barış mitingine çok yoğun bir katılım vardı. İllerden inan Samsun'a 7 otobüs ama birçok ilden 20-30-50 yüze kadar dayanan bir kitle geliyordu. Türkiye'nin her bir tarafına geliyordu. 100 binin üzerinde. Arkadaşlar, Tekirdağ'dan tutun da Rize'ye kadar, Hakkari'ye kadar, Şırnak'a kadar, Türkiye'nin her bir tarafından. İnanın o şeyler hala duruyor. Yüzlerce, binlerce insan gelecekti. Biz Samsun'un 7 otobüs hareket ettik. Ve o sabah saat 8 gibi Garın o Büyükşehir Belediyesi'nin o hizasındaki yola otobüslerimizi park ettik. Ki hani bir yoğunluk, bir karmaşa olmasın diye de ben onu hissettim zaten. Merkezlerimiz işte Samsun grubuna 8 gibi orada olur. Muhtemelen bazı illere 7-7.5 gibi böyle. Ona göre yolda da şeyimizi yaptık. Yani. Gerçekten çok güzel bir planlamaydı. Kargaşa olmasın, herkes meydana rahat rahat girsin, herkes yerini alsın diye. Sabah ya bu ülkede ben aynı alanda şeye geçmeden önce, inan 15 gün önce aynı alanda Gara Eskişehir'den Ankara'dan Eskişehir'e için trene binecektim. O günde bir partimizin şeyde statta mitingi vardı. Binlerce polis vardı. Ben otobüsten indim. İnan Büyükşehir Belediyesi'nin önünden geçerken bir tane şey, yani Büyükşehir Belediyesi'nin özel güvenlik görevlisi de yok, polis de yok. Meydana gittik. Arkadaşlarla indik, yürüdük. Tabii mitingimiz başlama saati, muhtemelen yürüyüşe başlama saati 11-11.30 gibi olacaktı. Çünkü biz 12'de Sığ'ya da olacaktık ve 1 saat, 1.5 saatlik bir şey vardı. Yani süreç de çok uzun olmayacaktı. 8'de Garın oradaydık. Hatta oralarda işte başka yerlerden gelen arkadaşları gördük. O patlama noktasında oturduk, sohbet ettik. Bir ihtiyaç muhtarası için yalnız 250-300 metreye kadar aşağıya gittim. Bir tane polis göremedik alanda. Sığ'ya meydanında var. Dikkatinizi çekmiş miydi? Yani tabii niye böyle oldu? Kesinlikle çekti. Ya bence hani şey, kesinlikle şey demek istemiyorum. Yani Demirtaş'ın bomba, yaptığı gibi bir açıklama bu, yapmıyorum yok, diyorsunuz yok, ama. Yok, bu bomba olacak. Ama herhangi bir karışıklık olursa da olsun. Nedir? İşte insanlar birbirine girsin, tekme tokağa girsin. O muydu bilemiyorum ama olmadığını kendi gözlerimizle hepimiz gördük. Peki. Şimdi müsaade ederseniz Makbule Hanım'la da devam edelim. Tabii. Yine döneceğiz size kaldığımız yerden. Siz bu mitingde bir araya gelen insanlar neleri dillendireceklerdi ve ne yarım kaldı eğer yapılabilseydi? Aslında Adnan kardeşim yüreğinden gelen bütün yoğunluğuyla, heyecanıyla süreci en başından o ana kadar taşıdı. Sorduğunuz soruyu cevaplayacağım. Ya umutlarımızı haykıracaktık biz. Hani bugüne kadar bu toprakların insanlarının aç bırakıldığı, yoksun bırakıldığı, hasret bırakıldığı hasretlerimizi haykıracaktık. Bunları talep edecektik. Gülüşlerimizi, barış çığlıklarımızı gökyüzüne bırakacaktık. Ve zulme karşı dimdik duracaktık. Şiddeti reddedecektik. Ölümleri reddedecektik. Ve artık bitsin ölümler diyecektik. Ölülerimizi yarıştırmayın. Ölülerimizi ayrıştırmayın. Acılarımızı değersizleştirmeyin. Biz acılarımızda da umutlarımızda da ortaklaşıyoruz diyecektik. Ve barış diyecektik. İnatla, ısrarla barış diyecektik. Onca yoldan, kilometrelerce yoldan,
çantalarına koydukları bir bisküviyle, bir pet suyla yollara düşüp gelen insanlardık biz. Hiçbirimiz yüreğinden başka kaybedecek şey olmayan insanlardık. Ve şu dünyada sadece kendisini düşünmek gibi bir ahlaksızlıktan, bencillikten arınmış, büyük insanlığı düşünerek yollara düşmüş insanlardı. 7'den 70'eydi. Her yaştan insan vardı. Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen insanlar vardı. Bunlar bu ülkeye emeğini, alın terini, umutlarını akıtan insanlardı. Bu ülkenin gelişmesinde, ilerlemesinde, kalkınmasında emeği, alın teri olan insanlardı. Aklı, iradesi, izanı, marifeti olan insanlardı. Her inançtan insan vardı. Her kimlikten insan vardı. Ortak noktaları barış diyorlardı. Sarayın ilan ettiği savaşa, zulme karşı barış diyorlardı. Saltanat saraylarının kararıyla, onların çıkarttığı ilanlarla, emirlerle, talimatlarla hayatımızın daha fazla kana boyanmaması için bu yurdun gencecik insanlarının katledilmemesi için, bu kanın durması, bu gözyaşının durması için ve artık birbirimizle kardeşleşebilmek için gerçekten bu topraklarda kalıcı barışın, pozitif barışın, önündeki bütün engellerin kaldırılması talep edilecekti. Barış diyecektik, barış diyecektik. Bildiğimiz, inandığımız barışı isteyecektik. Bütün insanlık için isteyecektik, ülkemiz için isteyecektik. Doğanlarımız için isteyecektik, doğacaklarımız için isteyecektik. Ama hani şair diyor ya, barış deyin, güvercin tıkarlar boğazına. Hayır sevgili kardeşlerim, artık bu topraklarda barış diyenin boğazına güvercin tıkamıyorlar. Herkes elini vicdanının üzerine koysun. Çok bilmesi gerekmiyor. Sadece bir dursun, düşünsün, ön yargılardan uzak. Barış diyen binlerin ortasında bomba patlatıldı. Barış diyen yürekler paramparça edildi. Yani artık sadece barış diyeni bir kurşunla arkasından vurmuyorlar. İşte tek kurşunla hedef alıp indirmiyorlar. Topluca imha etmeye çalışıyorlar. Ve toplumun tüm kesimlerine böyle korku ve şiddet sarmalında bir ayar çekmeye çalışıyorlar. Zulümden beslenenler, şiddetten beslenenler, kandan beslenenler. Öncelikle hemen aklımdayken yüreğim çok yaralı, hakikaten çok yaralı. Bu yaslı ve yaralı Muharrem'i de buradan yad etmek istiyorum. Muharrem orucunun barışa, kardeşliğe, eşitliğe, adalete vesile olmasını istiyorum. Kerbela'dan bugüne kadar devam eden kıyımlarda yok edilen, yok edilmek istenen insanlığın insanca, eşit, özgür, adaletli bir arada yaşama iradesi. Ama kaybolmadı değil mi? Yani asla. Hüseyin belki öldürülmüştü orada asla. Ama insanlık, onurlu bir insan olarak yaşayabilme iradesi ya da oradaki ortaya koyduğu direnç, insanlık onuru adına koyduğu ne diyelim? Hüseyin'in imanını kötülük yok edemedi. Aradan bu kadar sene geçti. Edemeyecek kardeşim. Biraz önce sevgili arkadaşım, kardeşim o katliamdan, o kıyımda, o alanda yan yana bulunduğum ve bu şehrin sokaklarında doğru bildiğimiz, inandığımız her şey için mücadele eden bu insan bir fotoğraf gösterdi. Burada mı? Görebilir miyim? Ve ben o fotoğrafa bakıp ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bugün birimle bu çocuk. Evet. O resimdeki
Çocuklar, o oradaki açılan baca deliği değil kardeşim. Roket. Bir roketin insanların yaşam alanları, evlerinin duvarına açtığı delik. Ve orayı bir güneş biçimine döndüren çocuk aklı. Biz bu çocuğun aklıyla, biz bu çocuğun inancıyla, biz bu çocuğun masumiyetiyle ne kadar kırarlarsa kırsınlar bizi, ne kadar şiddete, zulme mahkum ederek yıldıracaklarını zannederse zannetsinler, o saltanat saraylarında rahat yaşayamayacaklar. Bekliyor muydunuz peki? Böyle bir saldırıyı bekliyor muydunuz peki Adnan Bey? Makbule Hanım. Tabii ki, pardon. Lütfen kardeşim. Böyle bir saldırı hani hepimizin, çünkü biz daha önce duyumlar Samsun'da da yani. Samsun'da da yani biz almadık ama alanların olduğunu öğrendik maalesef. Bu hani Suruç katliamındaki kendini patlatan canlı bombanın abisinin canlı bomba olduğunu bu toplum herkes biliyordu. Söyleniyordu. 24 kişinin ismini herkes biliyordu. Her yerde zaten deşifre edilmişti. Fakat hani biz her şeye rağmen duysak da gidecektik belki de. Barış için gidecektik. Yarın yine gideceğiz. Yani biz kesinlikle zaten sinmeyeceğiz. Zaten onu istiyorlar belki de. Herkes kabuğuna çekilsin. Aslında barış isteyenlerin belki de böyle bir şey istiyorlar ülkeyi. Niye? Çünkü altındaki şeyleri kimse konuşmuyor artık. Türkiye'de herkes endekslendi. 70 küsur milyon, 80 milyon insan, insanlar ölüyor, insanlar öldürülüyor, çocuklar ölüyor, insanlar sömürüyor. Ama altında o kadar çok yolsuzluklar, rızıklar kimse konuşur olmadı. Çevre katliamlarını kimse konuşur olmadı. Belki de bunu istiyorlar. 1 Kasım'a kadar da herhalde bunu isteyecekler. Açıkçası biz bir şeyler olabilir, yani en azından böyle canlı bomba beklemesek bile provokasyon olabilir diye bekliyorduk. Çünkü biz Samsun'da zaten 1 Eylül'de yaşadık bunu. Belki haberiniz var. Biz Dünya Barış Günü'nde Samsun'da barış için her yıl yaptığımız bir etkinlik, tüm dünyanın yaptığı bir etkinlik. Barış Günü'nde barışı dillendirmek için bir yürüyüşümüz vardı ama orada da maalesef tüm Samsun kamuoyunun gözü önünde taşlı sopalı, sopalı değil mi ama taşlı ağır hakaretler, küfürlere maruz kaldık. Belki de sonucu daha kötü şartlar olabilirdi. Biz böyle şeyler hep bekliyorduk. İnsin, ya katliamı yaşadık, arkadaşlarımız, dostlarımız öldü, barış sevdiler oldu. Onlara biz barış şehitleri diyoruz. Barışımız sağ olsun diyoruz ama sonrasında Türkiye'de maalesef öyle bir toplum olduk ki ya cenazelerin üzerinde bile birlik olamıyoruz. Yani o kadar insanlar ölüyor, hala onlarda bile bir araya gelemiyoruz. Siyasetçilerimiz bir araya gelemiyor, vatandaş hiç bir araya gelemiyor. Nasıl bir toplum bulduk? Nasıl bu toplumu bu hale getirdiler? Ya hepimizin vicdanı sızlamıyor mu ya? Yani 102 tane, tabipler odasının rakamına göre 103 kişi ama devletin resmine 102 kişi insanımız öldü, katledildi ama burada bile bu toplum bir araya gelemedi. Statlarda olanlara ve sonrasında olanlara bakınca insan bunlara daha çok üzülüyor. İnsanlar bunlara daha çok üzülüyor. Bizler en azından Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği ve diğer meslek odaları, sendikalarımız dik duruşuna devam edeceğiz. Barış çağrılarımıza devam edeceğiz. Kesinlikle kabuğumuza çekilmeyeceğiz. Onlar bizim barış şehitlerimizdir. Barışımızın başı sağ olsun diyoruz biz. Sonrasında ne oldu peki Makbule Hanım? Yani bu patlama sonrasında Adnan Bey artık vicdan olmayan insanlar karşımıza çıktı dediler ama soruşturma ile ilgili, Suruç'la ilgili bir gizli karar oluştu biliyorsunuz. Ankara katliamı ile ilgili de bir gizli karar oluştu ama sonrasında ne oldu? Yani ihmal olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte tapeler yayınlandı. İşte bahsedilen canlı bombaların bu konuyla ilgili bir hazırlığı içerisinde bir ihmalden söz etmek mümkün mü peki? İhmalin çok hafif kalacağını ben söylemek istiyorum. İhmal nasıl bir şey olabilir? Yani
bir çocuk çarpar, masanın üzerindeki iyi konmamış bir vazoyu yere düşürür. Ya o vazo iyi konsaydı, hani burada bir ihmal olmuş falan deriz. İhmal diye bir şey söz konusu değil. Bu aslında adım adım örülmüş. Bugüne kadar devletin sorumlulukları vardır. Demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesi, barış mücadelesi veren insanların günler öncesinden kamuoyunu bilgilendirdiği, biz barış mitingi yapacağız deyip bütün büyük insanlığa, tüm insanlığa çağrısını yaptığı bir miting. İzinlerin alındı. Tabii ki. Bütün yasal prosedürlerin tamamlandığı, Ankara'nın kalbi. Her yere elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakınınızdasınız. Adnan kardeşim anlattı. Biz araçtan indiğimizde hatta güldük, espri yaptık. Hiçbir polis yok. Oysa biz barış deyip demek için 3 insan yan yana gelsek bir bakarız ki 13, 43, 103 polis çifter çifter çember ve abluka içerisine alır bizi. Ama orada hiç kimse yok. Hatta ben şöyle dedim. Adana'dan gelen arkadaşları sarılıyoruz, öpüyoruz. Malatya'dan gelen arkadaşlarla selamlaşıyoruz, sarılıyoruz, öpüyoruz. Herkes can, herkes kardeş. Birbirimize hasretiz. Ellerinin sıcacık kınaları hala çok taze, kardeşlerimizle sarılıp öpüyoruz. Diyorum bakın, barış diyenlere devlet, mevcut hükümet yolları açmışlar. Hiçbir yerde devlet yok. Hatta Adana'dan gelen bir kardeşimiz de dedi ki, o kadar sevinmeyin kardeşim. Bu çok hayra alamet görünmüyor dedi. Yok canım dedik. Belki bizi gazlayacaklar. Aman gaz atarken başınızı eğin. Bir gaz fişeğine hedef olmayalım. Ya işte tazikli, gazlı su sıkacaklar. Yanınızda yedek fanili aldınız mı? Bakın yoksa bende var falan. Yani çantamıza bir yedek fanili koymuşuz. Ankara'da donmayalım. Gaz sıkabilirler. İşte gaz kapsülü atarlar. Aslında bu savaşta bile kullanılması suç olan şeyler. Ama biz de böyle çerez gibi toplumsal olaylarda başımızda parçalanıyor. Canlarımız gidiyor bu uğurda. Biz böyle düşünüyoruz. En nihayetinde bize ne yapabilirler? Barış isteyen insanları işte şiddet, gözdağı, gözaltı, birkaç biraz cop, biraz tazikli su, bilmem ne filan böyle bizi biraz yerlerde sürüp hani anamızdan doğduğumuzu deyim yerindeyse biraz pişman ederler falan diyoruz. Yani bu kadar vahşileşebileceklerini, bu kadar akıl dışı, vicdan dışı davranabileceklerini hani düşünmek bizim aklımızın ucundan bile geçmiyor. Bizim aklımız böyle çalışmıyor ki. Şimdi tabii bu canlı bomba ve intihar saldırısı olması da işi başka bir noktaya taşıyor tabii. Orada düşünmemiz gereken, bakmamız gereken bir şey var. Yani bir kimsenin kendisini parça parça ederek bir refleks göstermesi için muazzam bir travma yaşıyor olması gerekiyor. Mutlaka dönüp onun bir nedenini çok iyi bakmak gerekiyor. Şimdi IŞİD denilen örgütle ilişkilendirildi. Bombacılardan bir tanesi. Bu Türkiye'de çok alışılagelmiş saldırı türlerinden bir tanesi değil. Yani Suruç, öncesinde Diyarbakır. Orta Doğu oluyoruz. Orta Doğu, oluyoruz. Orta Doğu'da ama çok sık yaşanan bir eylem türüydü bu. Yani. Niye birdenbire böylesine infial yaratacak bir saldırıyla karşılaştı Türkiye? Şimdi IŞİD üzerinden belki şöyle hani tarih okumasını doğru yapmak gerekiyor. Yani çok öyle uzak tarihe gitmek istemiyorum ama Cumhuriyet tarihine bir hızla bakalım. Bir de yakın tarihimize bakalım. Yani biz aslında hani Maraş katliamlarını yaşayıp gelen bir toplumuz. Sivas katliamını yaşamış bir toplumuz. Yani katliamlar şekil değiştiriyor, biçem değiştiriyor. Ama hani katledilenler aynı, katledenler aynı. Yani belki orada bir canlı bomba tariflemesi, tanımlaması yapılıyor. Bilmiyoruz bir insan nasıl travmalar yaşar, bu hale gelir ya da
hani özel olarak bir insan bu hale getiriliyor ve sırtına, yani insanlıktan çıkarılıyor, bir robota döndürülüyor. Böyle bir işin doğrusu ben çok onları bilmek istemiyorum. Yani onları bilmek bizim yaşadığımız acıları, kayıpları ve kıyımları hafifletecek ya da önleyecek nedenler değil. Ben sadece vatandaş olarak devletimle hesaplaşırım. Devletime ben soru sorarım. Bugün devleti temsil eden siyasi iradeye ben sorarım. Ve bütün vicdan sahipleri de bunu sorsunlar. Günler öncesinden yapılacağı bilinen, yüz binlerin bir araya geleceği bir barış mitinginin orta yerine elini kolunu sallayarak bu bombacılar nasıl geliyorlar? O bombalarla nasıl geliyorlar? Nerelerden geliyorlar? İki tane demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren insan yan yana gelip konuşacak olsa sen bir örgüt müsün deyip kafası ezilip aylarca, yıllarca mahkemelerde sürünen, cezaevlerinde ömürlerini tüketen insanların yaşadığı bir ülkeyiz biz aynı zamanda. Bunu da biliyoruz. Nasıl bir istihbarat? Nasıl bir istihbarat ki adları bilinirken, listeleri bizde var derken, başbakanın kendi ifadesiyle bütün bunların gereken önlemler alınmıyor. Bir hukuk insanı kendi düşüncesini ifade ettiği için gecenin bir yarısında alınıp götürülüp sorgulanırken nasıl oluyor da canlı bomba olarak bilinenlere engel olunmuyor? Bunların hesabını bu siyasi hükümet vermekle yükümlüdür. Eğer bugüne kadar bu katliamların hesabı sorulamadıysa, bu katliamların sorumluları, bağlantıları, arkasındaki siyasi güç, erk, ilişkiler ortaya çıkarılmadıysa, bütün bu toplumsal cinayetler bu katliamların üzeri örtüldüyse adım adım, eğer bugün hala biz Roboski'de nelerin olduğunu bilmiyorsak, hala Roboski'de verilen emirlerin ve talimatların kimler tarafından verildiği ve kimlerin uyguladığını bu toplumun insanları bilmiyorsa, hala orada işlenmiş o cinayetler devletin sorumluluğundadır ve bunları aydınlatmayan devlet, bunları aydınlatmayan siyasi iradenin kendisi bu suçun ortağıdır. Açıkça bu böyledir kardeşlerim. Bu böyle bilinmeli. Biz masmavi gökyüzüne barış çığlıklarımızı yükselteceğiz derken bir anda kulaklarımızı sağır eden ve kendimizi yerde bulduğumuz, başımızı açtığımızda gökyüzünün simsiyah olduğu, yağmur mu yağıyor deyip şaşkınlıkla ne oluyor diye baktığımızda gökyüzünden kanın yağdığı bir 10 Ekim yaşattılar Türkiye'nin insanlara. Lütfen vicdan sahipleri unutmasınlar bunu. Lütfen sorular doğru sorulsun. Muhataplar hiçbir şey yoktu. Nedir? İhmal yoktu. Hiçbir zafiyet yoktu diyerek bu katliamı, bu kıyımı hafifletemezler. Ya da suçlu icat ederek, suçu bir başkasının üzerine atarak, vur abalıya anlayışıyla kendilerini aklayamazlar. İnsanların vicdanında hak ettikleri mahkumiyeti aldılar. Onlar hakikaten bir ömür boyu hem siyasi olarak hem de insanların vicdanında bu vebalin altındalar. Şimdi ilave bir şey de yapacağım şimdi. Yani bir de iletişim sektöründe çalışan bir mühendis olarak, hani 24 kişiden bir kişi. Ya sektör o kadar büyüdü ve gelişti ki teknoloji, iletişim sektörü. İnsan eğer bir kişiyi takip ediyorsan kurtulma şansı yok. Ya yüz tanıma sistemleri var. Biz memleketin her tarafına, ülkemizin her tarafına mobese kameraları var, yollarda var şu. Yüz tanıma sistemini, 24 kişi bu. Yüklüyorsun. Ya senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Sistem diyor ki buradan bu geçti bu şahıs. Bu akşam haberlerde işte 12 saat önce girdi, şu oldu, bu oldu diyorlar. İsterse 2 saat önce girsin. Ankara'nın göbeğinde. Her taraf kamera dolu. Yollarda kameralar var. Yani birçok kamerada yüz tanıma sistemi de var. Canlı bomba yani, olarak aranan kişilerin doğal olarak... O
hiç yakalanmaması mümkün değil. Hiç kurtuluş yok. İki kişiden bir kişi, işte o sunuş katımı yapan çocuğun abisi, adı neydi arkadaşlar? İşte eğer bu aranıyorsa, bu aranıyorsa bunun kurtuluşu yok, bu bulunur. Eğer bu ülkenin içine girdiyse anında bulurlar. Teknoloji öyle bir teknoloji. 30 sene önce, 40 sene önceki iletişim sektörü değil ki. Yani Samsun'da biz 7-8 sene önce mobil sistemlerini kurduğumuz zaman bu şeylerde gelip kamera sistemlerinde ya şu obje, o noktaya bir obje geldi mi sistem uyarı veriyor. Buraya yabancı bir obje geldi. Çünkü o çevreyi kamera tanıyor. Oraya herhangi bir yabancı obje geldi. 2 dakika sonra diyor ki burada 2 dakika önce bu obje yoktu. Şimdi hareketsiz duruyor. Yani öyle bir sistem, dünyada iletişim sektörünün böyle, bu seviyeye geldiği bir noktada aranan kişinin gelip Ankara'nın merkezinde katliam yapması, yani bu gözden kaçtı, yok hapsedilecek bir durum değil. Nasıl, siz bunun, nasıl açıklıyorsunuz? Bunun faillerinin bulunması lazım. Kimse, ya biz Soma'da göz göre göre 302 kişiyi öldürdük, göz göre göre. Kim istifa etti? İçeride 2 tane maden mühendisi vardır şimdi. Fıtratında var dedi. Siyasi sorumlular, siz, bu ölümler, bu mesleğin fıtratında var orada dedi. Orada işçilerimizi öldürdük, kim hesap verdi? Şimdi 102 kişinin hesabını mı verecekler? Zannediyor muyuz? İnanıyor muyuz? Ben inanmıyorum. Ama toplumda çok korkunç bir travma yarattı. Yani artık şuraya doğru gidiyor. Kendi kişisel gözlemim. Siyasi parti ayırmaksızın. Siyasetçileri insanların güveni kaybolduğu, kargaşadan, şiddetten, terörden beslenen bu iklim herkesi esir aldı. Ve herkes huzurlu, bir hayat yaşamak istiyor. Yani onu görebiliyorum. Yani burada siyasi partiler ya da ayırt etmiyorum. Bütün siyasi partiler anladığım kadarıyla bu işten çok şey kaybetmiş olarak çıkacaklar. Yepyeni bir şey gelmesi gerekiyor ki özgürlükçü, adaletçi, eşitlikçi bir anlayış içerisinde şiddetin olmadığı, çocuklarını insanların sokağa çıkarırken endişe etmedi. Hatta özgürlükçe bir paylaşımın yaşandığı bir dünya özleminin sancıları gibi geliyor bana birçok şey yaşanıyor. Sinan Bey, göstermelik de olsa 4 tane şu anda mecliste olan parti lideri var. Göstermelik de olsa bir araya gelin ya. Göstermelik ya. Yani şu halka, Türk bunun halklarına, işte. Türk halklarına bunu başaramadı çünkü. Bu bile başaramadı. Yani bunun için toplum hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun onunla ilgili bu katliamdan sonra korkunç bir soru işareti koydu diye düşünüyorum. Siz peki yani olayın patlamanın olduğu anda hasbelkader o alanda değildim ben dediniz. Yok şöyle biz saat artık 9:30'a doğru mitingi düzenleyiciler olarak mitingde işte düzenleyiciler DİSK, KESK, tabipler ve TUMOP olarak yani bir sıraya konuluyordu. Önde yanlış hatırlamıştım DİSK'e bağlı sendikalar, KESK'in bir kısmı kortejler oluşturuyor. Daha bir miting yürüyüş başlamadı zaten. Şu o anda alanda bir organizasyon herkes yerini almaya çalışıyordu. Biz Türk Mühendisliği Mimarları Birliği'de o patlama noktasından yaklaşık 15-20 dakika sonra arkadaşlar geldiler. Biz 80 metre, 100 metre kadar patlama noktasının aşağıda TUMOP olarak yerimizi almıştık ve patlamadan zaten o anda meydan dolu. Hani medyada işte 14 bin kişi falan çok daha fazlaydı. Hatta belki Makbul Hanım da duymuştur. Patlamadan 5-10 dakika önce arkadaşlar biraz daha öne ileri doğru gidelim. Henüz yollardan gelen insanlar %50'si de alana gelmemişti. Tabii. Daha %50'si, araçlar gelmemişti. Daha %50'si gelmemişti. Yani birçok ilden araçlarımız gelmemişti oraya. Biz herkes yavaş yavaş yerini alıyorduk. Bu düzenleyici olarak yerimizi aldık. Bizim arkamızda yanlış hatırlamıyorsam halk evleri, yani destek veren, bu dörtlü bloğa destek veren halk evleri gibi, diğer siyah HDP gibi, MHP gibi, CHP gibi, diğer sivil toplum örgütü, siyasi partilerin hepsi yerini almaya başlamıştı. Henüz hani her şeydi. Bir de patlamanın olduğu nokta şeydi zaten. Hareket noktası. Yani karşıya gara geçen mitinge gelmeyen insanlarımızın olduğu, simitçinin olduğu. Ben işte, diyorum yarım saat kadar önce patlama noktası oradaki simitçiden simit aldım. Oturdum orada yedim. Sonra aşağı yerime gittim. Yani herkes kendi örgütünün içerisinde yer alsın diye.
Saat işte 14 geçe bir patlama, arkadaşlarla sohbet ediyoruz dedim, daha henüz herkes zehirleşiyor. İlk sesi duyunca kafamı çevirdim. Tabii 3-5 saniye sonra ikincisi. Hani 80-100 metre gibi Makbule Hanım çok daha yakındı olaya. Patlamayı gördük. Fakat o anda şeyin... Düşünemediniz. Yok yok, belki kesinlikle yani düşünemedik ama. Ve düzenleyici arkadaşlar çok sağduyulu davrandılar orada. Yine o aşağı patlama noktasının aşağısında binlerce insan var. Geldiler görevliler, yani TUMOP, KES ve DİX'ten görevliler. Arkadaşlar, bir patlama oldu, yaralıları var, yollar açalım, ambulanslar gelsin. Biz ve sığa doğru ilerleyelim. Biz hepimiz sağduyulu davranıyoruz, burada yaralı arkadaşlarımız var. Bir patlama oldu, patlamanın şeyini de bilmiyorum o anda. Hepimiz tabii orada bir kargaşa olmasın, o alanı açtık, aşağı doğru devam ettik biz. Tabii dakikalar ilerledi, 2 dakika, 3 dakika, pardon, orada unutmayayım, 5 dakika sonra meydana ilk ne geldi biliyor musunuz? Hepiniz televizyonlarda gördünüz, duydunuz. Ambulanstan önce ne geldi biliyor musunuz? TOM'a geldi. Ben patlama noktasına TOM'a geldiğinde, hani patlama anında 80-100 metre civarındaydım, o anda 250-300 metre ileri gittik. Açıyoruz ki itfaiye şeyler gelsin, ambulanslar gelsin diye bekliyoruz. Ve ölümlerin olduğunu o anda söylemiyor orada özellikle. Çünkü o anda eğer oradaki binlerce insan o andaki büyük katliamı o anda anlamış olsaydı herhalde çok daha sıkıntılı bir süreç yaşanırdı o alanda. Bilinçli yaptılar belki de ve doğru da yaptılar. Toma'yı gördüm, yukarıdan baktım, kalabalığa şey sıktı patlama noktasına doğru. Gazı sıktı. Yani ne oluyor dedik, şaşırdık. Şey çok uzun sürmedi. Tabii 3-5 dakika sonra ambulanslar da gelmeye başladı. Bir yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra bir ölüm var dediler. Aradan 10 dakika geçti. Zaten her taraf telefonlar kilitlendi. Her taraftan insanlar arıyor. Tabii dakikalar geçtikçe ben Makbule Hanım kadar olaya daha çok sonradan hakim olmaya başlıyorum. 2 ölü, 3 ölü, yaralılar var, ambulanslar geliyor derken mitingin zaten iptal edildiği duyuruldu. Kargaşa da olmasın diye herkes artık Kızılay'a doğru, Sığa'ya doğru gittik. Kendi meslek odama, elektrik mühendisi odası genel merkezine gittim. Yaklaşık herhalde bir yarım saat, 35 dakika o yürüyüşte geçti. Girdiğimde 20 rakamı duyunca iyice zaten beynimiz allak bullak oldu. Ve dönüşü de sıkıntı tekrar Ankara'da olmasın için binlerce insan geldi. İnan 7'de dönecektik biz Samsun grubu olarak. Düzenleyiciler 3, Samsun grubunu 3, diğer 3,5-4 gibi yaydılar ki bir sıkıntı da olmasın. Fakat Makbule Hanım gibi o patlama noktasını bizzat yaşayan, o paramparça olmuş insanları. Çok mu? Siz çok yakınınızda mı oldu Makbule Hanım sizin? Çok. Ya yakın olan arkadaşlarla görüştük. Gerçekten psikolojileri ve şu anda Türk Tabipleri Birliği mitinge gidip oturan ve yaşayan insanlara psikolojik destek vermiş yer aldı yani. İhtiyaç da var. Var. Buna. Var. O kadar yakın ki Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarımızı görmek için biz mitingde bir de böyle bir yerde durmuyoruz. Hani gidiyoruz, orada görüyoruz, oradakileri sarılıyoruz, hatır soruyoruz. Biz sendikalar, sağlık emekçileri falan hep bir aradayız. Yani Samsun'dan giden arkadaşlarımız aşağıya doğru, Sığa'ya doğru kortejler yeni oluşturuluyor. Ama o arada bana telefon geldi. Makbule, biz şimdi garın önündeyiz. Hani bir sıcak çorba içeriz, bundan sonra yürüyüş bitene kadar içemeyebiliriz, senin de kan şekerin falan düşmesin. Ben tamam dedim, oradaki arkadaşlarımla, o 9 yaşındaki çocuğumuza sarıldık, öptük, babasıyla gelen o miting alanında katledilen çocuğumuza. Arkadaşım dedi ki, ya abla keşke ben de Sinan'ı getirseydim, keşke o da burada olsaydı. Ben de diğer barış mitinglerine getirirsin dedim. Koşarak patlamanın olduğu yere gidiyorum. Hani arkadaşlarımı, yoldan gelenleri de göreyim. Onlarla beraber işte çıkmışsa garın restoranından
azıcık sıcak bir çorba içelim, bir şey içelim, tekrar korteje dönelim. Kortejler yeni hazırlanıyor. Ben vardım, tam kavşağın orada yoğun hareket var. Gelenler var. Atmanoğlu'ya şimdi. Evet evet, orada. Orada da ses aracı var. Ses aracından da çok güzel müzik yayınlanıyor. Güzel bir halay yayınlanıyor. Ben de halay çeken genç arkadaşlara katıldım. Tam kavşaktayım. Baktım arayan arkadaşlarımı göremiyorum. Hadi şu halaya birlikte katılalım dedik. Katıldım. Ondan sonra tekrar çıktım, bakındım. Ya bunları göremiyorum. Ses aracından şöyle yürüyeyim de dedim. Hani ses aracının önünde halay çekiyoruz. Şöyle biraz uzaklaşayım. Telefon açayım. Neredesiniz siz? Ben ses aracının önündeyim. Sesinizi çok duyamıyorum. Evet, halay çekenlerin yanındayım. Halay çekiyoruz. Hadi neredeyseniz buraya gelin demek için. Elimde telefon numarayı çevirdim ben. Herhalde bir 5-10 adım attım. Atmadım, ben bilmiyorum. Güm. Ben sonraki patlamayı bile ayırt edemiyorum. Yerdeyim. Kalktığımda paltomdan, başımdan aşağı. Kuşları vurdular diyorum. Ama nasıl bir şey oldu bu diyorum. Bir kuş sürüsü geçiyordu. Havai fişek falan attılar. Kuşlar mı dökülüyor acaba diyorum. Hani kanatlara benzetiyorum ben onu. Düşen parçaları. Elimi tekrar yüzüme kapattım. Ayaklarımın üzerine kalkıp basacak yer aradığımda nasıl bir can pazarına bizi düşürdüklerini, nasıl bir kıyım olduğunu fark ettiğimde ben gerçekten artık böyle saçlarımı yolarak ağlıyordum. Yani çünkü basacak yer bulamıyordum ben. Yani ve oturup orada Edip Cansever'in nereden geldi aklıma bilmiyorum ama memleket dağılmış pazar yerlerine benziyor diyordu. Ama orada dağılan insan parçalarıydı. Kınalı elleriyle bir tarafa düşmüş. Gencecik gülüşü suratında donmuş. Ve eşinin elinden tutarken gitmiş. Ne olduğunu bilemeden zafer yapan ama o arada gözü kapanan insanların arasında dolandım ben dakikalarca. Anlatılamaz şeyler. Anlatılamaz şeyler. Her taraftan o gelen o kokuyu anlayamazsınız. O yükselen çığlığı anlayamazsınız. Ve bunu yapanlara bunun ahı kalmasın. Büyük insanlık bunun dersini versin. Bunu bilmem nereden gelmiş, bilmem hangi intihar bombacısı yapmış, bilmem bu da kimmiş, bilmem neymiş. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Herhangi bir yerde değil. İşte ne bileyim ben, adı haritalarda bile bilinmeyen bir yerde değil. Bu ülkenin başkentinde. Başkentinde. İnsanlar bunu yaşattılar. Sonra ben anladım ki benim ülkemde hayatın hiçbir kıymeti yok. Bir kez daha anladım. Bir kez daha anladım ki yaşam bir tesadüf benim ülkemde. Kimin hakkı var? Hangi siyasi hırslar bu alçakça tertiplere göz yummaya, zemin hazırlamaya ne değer bir insanın canı bu kadar mı kıymetsiz? Yapanların bugüne kadar hep yanına kaldı. Umarım bundan sonra olmaz. Umarım gerçekten bu toplum hak ettiği barışını kazanır. Gerçekten artık bu toplumda insanların canı üzerinden, hayatı üzerinden ahlaksızca siyaset yapanlar tarihin çöp sepetine gönderilir. Büyük insanlığın iradesi, vicdanı, aklı, ilmi, görgüsü inşallah bunu başarır. Evet, aynı dilekleri
Yani aynı şeyleri ben de söylemek istiyorum. Hep söylediğim bir şey var sevgili Makbule ablacığım. Anadan doğma ile insan olmak mümkün olmuyor. İnsan olma sıfatını daha sonraki performansımız bizim ortaya koyuyor. Yaşadığımız hayatın içerisinde onurlu bir şekilde değer durabilmeyi başarıyorsak insan olmayı da başarabiliyoruz. Bu siyaset hangi kötülüğün esiri oldu da dünyayı bizim kendi ülkemizde bu hale getirdi? Bunu bilmiyorum ama bir an önce bu siyasetin o kötülüğün esiri olmasından kurtulmasını diliyoruz böyle şeylerin olmaması için, yaşamaması için. Onurlu, gerçek bir insan olabilmeyi, başarabilmeyi umut ediyorum bütün insanlık adına. Biz de umut ediyoruz. Umut etmenin çok daha ilerisine gidiyoruz. Umudumuzu asla kaybetmememiz gerekiyor. Biz canla, başla 10 Ekim'de taşıdığımız o inançla, o kararlılıkla daha da üstüne koyarak ben oradaki kardeşlerime, oradaki canlarıma, ben Makbule olarak borçluyum. Barış'ı borçluyum. 9 yaşında barış mitingine gelip orada barış için hayatını orada bırakan o 9 yaşındaki çocuğa borçluyum ben. Bunu unutmayacak. Bir diğer tarafta, yurdun bir diğer yanında yaşanan, şehirlerin ablukaya alındığı, gece gündüz keskin nişancıların can aldığı, havan mermilerinin insanların hayatlarını darmadağın ettiği ve havan mermilerinin açtığı o koca deliklerin üzerine güneş resimleri çizen çocukların umuduyla hayata bakıyoruz. Çocuklarının cesedini buzdolabında taşıyan insanlara borçluyuz bu topraklarda. Barış'ı borçluyuz kardeşlerim. Evet. Ya da hayatını kaybeden gencecik insanlara, ayrımsız, hiçbir acıyı bakıyoruz. Hiçbir acıyı ayrıştırmıyoruz. Evet, gidip ne olduğunu bilmediği bir çatışmada hayatını kaybeden askere de ben barışı borçluyum. Yani onun gözü yaşlı anasına da barışı borçluyum ben. Özgürlük mücadelesi veren gerillanın anasına da onun acısına da ben barışı borçluyum. Karadeniz'in dağlarına, ırmaklarına barışı borçluyum. Buranın yeşiline, bitki örtüsüne, canlısına barışı borçluyum. İnanıyorum. Ve hiçbir barışa inanan, hiçbir barış gönüllüsü, demokrasiye, kardeşliğe, eşitliğe, adalete inanan hiçbirimiz bu inançlarımızdan ödün vermeyeceğiz. Bu zulmü uygulayanlar yıkılıp gidecek, tarih olup gidecek, lanetle anılacak ama bu topraklarda barış ve kardeşlik kazanacak. Bütün yüreğimle buradan, sizin kanalınızdan bugün bunu paylaşıyorum. Buraya gelip gelmemeyi ilk kez o kadar çok düşündüm ki. Ve bu zamana kadar can yoldaşım olan insan bana şunu söyledi. Ağlamamak bile sakın dedi. Evet. Sakın ağlama dedi. Evet. Çünkü gözyaşını kimseye göstermeyen bir kadın olarak yaşadım. Ama 10 Ekim'den beri ben ağlıyorum. Düşen o yangınlar bizim yüreğimize düştü. Ben onların hiçbirinin adını bilmiyorum. Daha önce hiçbiriyle oturup bir bardak çay içmedim belki. Ama hepsi benim canımdan bir parçaydı. Teşekkür ediyorum ben. Duygularını bizimle paylaştığın için ve insanlık adına ortaya koymuş olduğun bu değerlendirmeler adına. Adın hocam, siz de. Ben son bir şey olarak Bombe Tren Garı'nın artık bizim için Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı'dır. Bu ismin verilmesi için de bir çalışma başlatıldı ve Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı'na bir de katkı emanatı yapılması konusunda 4 örgüt gerekli girişimleri yapacak. Yapılacak. Bu yapılacak orada. Bundan sonra orası Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı'dır. Evet. Bunu unutturmayacağız. İsmini de unutturmayacağız.
söyleyeceğim bu. Ben de teşekkür ederim size. Hanım, her şey evet, konuşulacak her şey konuşuldu. Bazen toplumlarda büyük değişimlerin olması için toplumları etkileyecek, değiştirecek, tetikleyecek travmaların yaşanması bazen kaçınılmaz oluyor. Bu buna benzer kırılmalar hep toplumda başka bir sayfalar açmıştır. Öyle düşünüyorum. Umuyorum daha insanlık onurunu birinci sıraya koyan bir siyasi anlayış bütün ülkeye hakim olur. O kötülük bu ülkeden kaybolup gider ve böyle acıları da biz de bir daha yaşamamış, deneyimlememiş oluruz. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hayat Tekin konumuz olacak. Onurlu ve gerçek bir insan olabilmeyi başarabilme umuduyla bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederim efendim.